Arkadaşlar merhaba. Bugün size Windows 10'da %100 disk sorununu nasıl aşacağımızdan bahsedeceğim. Öncelikle bilgisayarıma geliyoruz. C sözcüsü sağ tuş özellikler diyoruz. Ve burada araçlar menümüze geliyoruz. Araçlar menümüzde en iyi duruma getir diye bir seçeneğimiz var. Bu en iyi duruma getir seçeneğine tıklıyoruz. Ve burada C sözcüğümüzü görmüş olduk. Zamanlanmış en iyi görev burada açık halde geliyor. Biz burada ayarları değiştir deyip zamanlamaya göre çalıştırıp kutucuğunu kaldırıyoruz. Ve kaldırdığımızda bakın ikisi de gitmiş oldu. Tamam, kapat ve işlemimizi tamamladıktan sonra bir süre bekledikten sonra görev öncesinde diskimizi tekrar kontrol ediyoruz. %100 çalışıyor mu, çalışmıyor mu ona bir bakıyoruz. Eğer baktınız %100 disk sorunu hala devam ediyor, farklı yöntemler deneyeceğiz. Bunun için de bilgisayarımıza yönet butonuna tıklıyoruz. Yönet dedikten sonra hizmetler ve uygulamalar menüsü var. Hizmetler ve uygulamalar menüsüne geliyoruz. Burada hizmetlere tıklıyoruz ve arka plan akıllı aktarım merkezi seçeneğini buradan buluyoruz. Arka plan akıllı aktarım hizmetini bulduktan sonra burada durdur deyip hizmetimizi kapatıyoruz. Hatta başlangıç türü olarak da devre dışı yapalım. Uygula tamam dediğimizde bir 30 saniye, 1 dakika bekledikten sonra tekrar görev sitesinden burada diskinizin %100 olup olmadığını bakabilirsiniz. Farklı bir yöntemde bazen Windows update'lerde sıkışma yapabiliyor ve bunun yüzünden de %100 disk sorununa neden olabiliyor. Bunu denemek için de yine hizmetlerde Windows update'e geliyoruz. Ve burada başlangıç türünü devre dışı bırakıp hizmet durumunda durdurup bir kontrol ediyoruz. Eğer gerçekten %100 disk sorunu gitmişse demek ki Windows Update seçeneğinde sorunumuz var demektir. Tabii ki Windows Update'leri kapatmayacağız ama sadece Windows yani diskimize %100 yüklenme yapıyor mu yapmıyor mu bunu görmek için bu update'i şimdilik geçici olarak devre dışı bırakıyorum. Hizmet durumunda durduruyorum. Eğer gerçekten disksiniz %100'den aşağı inmeye başlıyorsa bilin ki update sıkışmasından dolayı yapıyordur. Bunun çözümü de bir süre bekleyip yani yeniden başladıktan sonra tekrar update'i devreye alın. Bir de tekrar kontrol edin. Bakın eğer hani hizmetlerden tekrar başlatıp update yapıyor mu yani daha doğrusu update'ten %100'ü gene disk sorunu veriyor mu vermiyor mu diye kontrol edebilirsiniz. Eğer bunları yaptıktan sonra da hala %100 disk sorunu vermeye devam ediyorsa bilin ki hard diskinizde bad sektör olabilir ve bunun yüzünden de %100 disk sorunu hatası veriyor olabilir. İşlemlerimiz bu kadar. Umarım diskiniz %100 disk sorununu da atlatır ve bilgisayarınız gönül rahatlığıyla kullanmaya devam edersiniz.